fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Batman fragmanı dün DC fandomun sonunda yayınlandı. Matt Reeves ne kadar iyi anlamış Batman'i görüyoruz. Geçen yıl yayınlanan %10-%15'lik kısımdan çıkan Batman teaserında da aslında ne kadar güzel bir iş çıkarabileceğini ve o kafasındaki Batman'i nasıl yansıtabileceğini bizlere göstermiş ve kendisi de anlatmıştı. İşte genç bir Batman Year One tadında öğreniyor, amatör. Onun da düşüşlerini göreceğiz, yükselişlerini göreceğiz, kaybedişlerini göreceğiz diye eklemişti. Prodüksiyonda muhtemelen ama bitmiş bir halde bir fragman yayınladılar. Burada da ne kadar iyi anladığını görüyoruz. Bir fragman daha muhtemelen gelecektir film yaklaşırken. Gerçekten çok iyi. Yani Robert Pattinson şahane bir Batman olmuş. Çok iyi bir oyuncu zaten. Çok seviyorum Robert Pattinson'ın filmlerini ve onu izlemeyi. Selena Kyle, Zoe Kravitz muhteşem bir Catwoman. Gerçekten çizgi romanlardan fırlamış gibi. Catwoman normalde Hispanik bir karakterdir, Latin bir karakterdir. Burada da Selena Kyle olarak Zoe Kravitz gerçekten iyi duruyor. Ve Paul Dano'yu görmedik. Onun yüzünü de görmedik, daha göstermediler. Ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunu daha önceki bir videoda daha anlatmıştım. Bence Oscar'a giden bir yol olabilir Paul Dano'nun oyunculuğu. Nasıl Heath Ledger en iyi yardımcı oyuncu ödülünü aldıysa Joker'le, Paul Dano da belki The Riddler'la alabilir. Çünkü ben Paul Dano'nun işlerini izledim, oyunculuklarını izledim. Gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve onu çok sakladılar farkındaysanız. Yüzünü görmüyoruz. İlk teaser'da da öyle, burada da öyle saklıyorlar. Ne planı, ne amacı var onu filmde belki göstermek istiyorlar ki çok doğru bir tercih bu. Onun oyunculuğunun, onun o belki de deliliğini, belki de o kötü karakter imajını nasıl yansıtacağını bizlere gösterecekler ve oradan da Oscar'a acaba yürüyebilir mi diye düşünüyorum. Ben Paul Dano'nun oyunculuğunu çok merak ediyorum gerçekten. Bakalım, göreceğiz. Ve Paul Dano'dan sonra da Jeffrey Wright ne kadar iyi bir Jim Gordon olmuş. İlk başlarda bir tepki gösterilmişti. Nasıl Jim Gordon olur Jeffrey Wright? Siyahi Jim Gordon mu olur? Abi olmuş, mis gibi de olmuş valla. Yani Jeffrey Wright'in ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu ben biliyorum, izledim, tükettim. Sizlere de tavsiye ederim, bir Jeffrey Wright işleri tüketin, Westworld falan izleyin. Çok iyi oyuncu, çok yetenekli ve şahane bir Jim Gordon olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Devam edersek görsellik şahane. Greg Fraser sinematografisinde, evet, fragmandan bir sinematografi çıkarmak o kadar kolay olmaz. Yani fragmanlardan çok çıkaramazsınız çünkü çok kattır. Nerede ne olduğu pek belli olmaz ama burada Batman'in ışık kullanımları, sanat tasarımı, dekor tasarımı falan çok iyi görünüyor. Gotham çok iyi görünüyor gerçekten. Aynı zamanda Greg Fraser Dune'un da sinematografisini yapan, onun fragmanlardan da görmüştük. Zaten ne kadar güzel bir iş çıkarabileceğini, o görselliği nasıl sunabildiğini görmüştük. Filmde zaten muhtemelen aşık olacağım Dune'da izlediğimde Greg Fraser'ın o becerisini burada da kullanmış. Çok iyi bir sinematograf. Gerçekten aşırı içime sindi. Çok beğendim. Diyebileceklerim görsellikle alakalı bunlar. Gelelim filmin ne anlattığına, ne anlatabileceğine, esinlendiği kaynaklara. Zaten geçen yıl filmle alakalı açıklamalar, böyle yavaş yavaş bilgiler çıkmaya başladığında Seven ve Zodiac filmlerinin etkisi demeyeyim de işte esinlenmesi gibi bir şey olabileceğinden bahsetmişti. Gerçekten de Seven hissiyatını inanılmaz alıyorsunuz. Gerek tonundan, gerek işleyeceği hikayeden o Seven hissiyatını alıyorsunuz. Paul Dano da aslında kendi kendini de burada yakalattığını görürsek Kevin Spacey'nin karakteri. Çünkü her şeyi kontrol etmek isteyen, bir planı olan ve kendini yakalatan bir karakter. Seven'da da vardı bu. Yani Zodiac keza, zaten Zodiac Killer biliyorsunuzdur, Zodiac seri katili. David Fincher'ın muhteşem işlerinden birisidir. Ben çok severim ama herkes o kadar yükselmez sanırım Zodiac'a, ama renk paleti, o hissiyat, evet, bir Zodiac hissiyatı da var gerçekten Seven ve Zodiac. Ben çok beğendim ya. Anlatmak istediği hikayenin Riddler üzerinden bizlere geçmesi. Böyle umarım one shot, tek atımlık bir Batman filmi olmaz. Biz Batman'in büyümesini, gelişmesini ve kendini işte upgrade etmesini de görürüz. Ve bunu umarım iyi anlatırlar. Yani bir an Matt Reeves'i kovadabilir Warner Bros. Çünkü böyle bir yapısı da var. Bir an böyle uyuşamazlar, kovar Matt Reeves'i. Umarım öyle bir şey olmaz ama ben Seven kafasında, Zodiac kafasında, belki de Denis Villeneuve'in işleri Enemy kafasında ne olduğu filmin içerisinde, böyle evet
anlıyorsunuz ama sizin zihninizle de oynayan bir yapısı olursa, çünkü Riddler arkadaşlar. Riddler bunu yapabilecek bir karakter. Sizin zihninizle de oynar. O bulmacaları kafanızı da karıştırır. O bulmacaların sonucu ölüme de gider. Veya kurtulabilirsiniz veya tekrardan anka kuşu gibi doğabilirsiniz. Muhtemelen filmin içerisindeki bazı durumlarda Batman'in tekrardan doğduğunu da gösterecekler bize. Yani tekrardan yükselişini gösterecekler, düşüşünü, yükselişini. Bu durumlarda Riddler bunu yapabilir. Bir de Riddler'a tabii ne yüklediğiniz de çok önemli. Hissiyatını da Riddler'a verdiyseniz zaten bu inanılmaz bir noktada bir iş olacak demektir. Yani haşı da koymuşlar gibi geliyor çünkü. Yani Riddler'ın biraz daha böyle komediye yatkın bir karakter gibidir Riddler. Hep öyledir zaten. Ama burada pek komedi yükünü alacak gibi değil. Bu filmde pek komedi yok. Ciddi bir iş ve Batman'e takmış bir Riddler görüyoruz. Ve bu da zaten filmin ne kadar ciddi olduğunu da gösteriyor. Dövüş sahnelerine gelirsek, dövüş sahneleri gerçekten çok iyi görünüyor. Yani beyzbol sopasıyla falan dövüyor. İnanılmaz. Yani bu oyunlarda yapıyorduk biz bunu. Yani beyzbol sopasını alırdık, vururduk oyunlarda. Bu keyifliydi yani en azından. Ve burada da onu kullanıyor. Doğaçlama bir dövüş tekniği diye bir şeyler okumuştum. Emin değilim ama Batman'in birkaç dövüş stilini kullanacağı ve doğaçlama da bir şeyler deneyeceği söyleniyor. Filmde tabii bunu göreceğiz. Ve gelelim filmin aslında az görüneceğim demişti. Yani Colin Farrell, Penguin, az görüneceğim diye bir açıklama yapmıştı ama burada bayağı görüyoruz. Yani acaba bütün sahnelerini fragmana mı koydular? Buradan da bunu bir düşünmek gerek. Acaba bütün sahne fragmanda mı? Bilmiyorum açıkçası ama abi o nasıl bir makyaj ya? O nasıl bir makyaj gücü ya? Gerçekten Colin Farrell inanılmaz görünüyor. Çok iyi bir Penguin. İşte orada Aurol delikanlı falan diyor ya. Tam Penguin hareketleri onlar. Ya şahane görünüyor gerçekten. Ve yani Colin Farrell'ı getiriyorsunuz, makyaj yapıyorsunuz. Colin Farrell olduğu belli olmuyor. Çünkü genelde hani Colin Farrell'ı kullanıyorsanız onun o yüzü izleyici çeker. Böyledir yani, temel mantık bu. Yani gişede para kazanmak. İşte birini kullanıyorsan ondan para kazanmak istersen, ha bu varmış ben buna gideyim diyenler için. Ama sen burada bu kolaya kaçmıyorsun. Zaten iyi bir oyuncudan oyunculuğunu daha da yukarıya çıkarması için bir şeyler istiyorsun. Ve işte böyle makyaj ya da muhteşem bir Penguin oluyor. Ben çok beğendim. Ya bu da güzel bir tercih bu arada. Onu söyleyeyim, gerçekten içime de sindi gördüğümde. İlk gördüğümde de zaten ben tanıyamamıştım bu arada. Kim falan diye baktıydım. Sonradan işte haberler çıkınca bu dedim Colin Farrell. Ben de şaşırmıştım gerçekten. Ama Colin Farrell çok iyi görünüyor gerçekten bir Penguin olarak. Penguin, Riddler, Falcone... Farklı farklı karakter düşmanlar, farklı farklı karakterler ama asıl düşmanın Riddler olduğu bir Batman hikayesi bizi bekliyor. Birazcık The Long Halloween hikayesine de andıracakmış. Birazcık işte Year One tadını da alacakmışız. Yani ben bu filmin ve bu fragmanı şöyle yorumluyorum. Karanlığın ihtişamlı zerafeti gerçekten o karanlığı da veriyor. O ihtişamı da hissediyorsunuz da arabayla uçtuğunda ve Penguin'in arabasını ters çevirdiğindeki Penguin gözünden gördüğümüz Batman'in ihtişamı, heybeti çok iyi görünüyor. Ve gerçekten de bir zerafeti de var. Onu söylememiz gerek. Çok iyiydi. Ben fragmana çok yükseldim. Zaten yayın tekrarına eğer aboneyseniz Twitch'te izleyebilirsiniz 4 saat kadar. Şahane bir yayın oldu. Benim genel anlamda fikirlerim Batman fragmanı ile alakalı bunlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Diğer işte Flash'tır, Shazam'dır, onlarla alakalı da bir video çekeceğim. Onları da konuşacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki fragman incelemesinde veya film incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.